Değerli izleyiciler, depremin en fazla etkilediği bölgelerden Adıyaman, Adıyaman Gölbaşı. Efendim, afetin de 45. günü ve 45. günde Adıyaman Gölbaşı'ndaki son durum ne? Arkadaşımız Adnan Sular bölgede. Adnan, söz sende. Evet, asrın felaketinde 45. gün geride kaldı. Elbette ki yaraların da sarılmasına devam ediliyor. Bugün itibariyle Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeyiz. Hemen görmüş olduğunuz gibi arkamda 15 Temmuz Demokrasi Meydanı var. Şüphesiz ki Gölbaşı ilçesi depremde en ağır yarayı alan ilçelerin başında geliyor. Şu anda kameraman arkadaşım Serhat Hepgezerler size gösteriyor. Biraz daha şöyle doğru ilerleyelim isterseniz. Bakın arkada da bir dere geçiyor. Binaların sağlı sollu olarak hasar gördüğünü, birçok yerde yıkım olduğunu burada bir kez daha görüyoruz. Bundan yaklaşık 30 gün önce de buradaydık. Hatta 35 gün önce buradaydık. Buraya geldiğimizde hatırlayacak olursanız beyaz bir bina vardı. Özellikle sosyal medyada çok yer almıştı. Az önce o binayı da gördük. Biliyorsunuz bir de o binayı görenler işte başka bir binaya yaslandığını ifade etmişlerdi. Fakat bugün yakından inceledik. O binanın oraya yaslanmadığını fark ettik. Binanın sadece yan yattığını gözlemlemiş olduk. Yani bu bilgiyi de bu şekilde aktarmış olalım. Tabii bir de hemen isterseniz sol tarafı gösterelim. Bakın asıl yıkımın olduğu alanlardan birisi de işte burası. Görmüş olduğunuz gibi iş yerleri ve evler yerle bir olmuş. Birçok noktada aslında ara sokaklarda, caddelerde bu ve buna benzer görüntüleri görmek mümkün. Tabii burada olduğu gibi birçok noktada tabii aynı zamanda enkazlardan kaldırılıyor. Yani tabii ki arama kurtarma çalışması anlamında değil ancak şu anda enkazların kaldırılması için çalışmalar yürüyor. Ancak o kadar çok bölgede yıkım var ki bunların bir anda kaldırılması da pek de öyle mümkün gözükmüyor. En azından kısa bir sürede bunun gerçekleşmesini beklemek biraz beyhude olur. Çünkü birçok noktada yıkım var. Az önce sokaklardan girdik çıktık. O sokaklarda, caddelerde yolların çatladığını, binaların çöktüğünü, sağlam binaların bile aslında bir kat aşağı indiğini gördük. Tabii maalesef ülkemizi derin yasağı boğan büyük bir afetti. Elbette ki yaraların sarılması için de şu anda dört bir koldan çalışmalar devam ediyor. Tabii şu an itibariyle burada bölge insanı pek fazla kaldı diyemeyiz. Ancak bazı insanlar evlerini görmeye geliyorlar. Örneğin az ileride var. Serhat'cığım görebilecek misin? Hemen beyaz arkanın arkası. Bakın orada iki tane hanımefendi var. Muhtemelen onların da evi burada. Şu anda inceliyorlar. Eşyalarını belki de almak istiyorlar. Dediğimiz gibi maalesef işte durum bu. Şu anda depremin 45. günü olmasına rağmen an itibariyle Gölbaşı'nı size göstermek istedik. Hemen şu tarafa baktığımız zaman sol tarafta bakın cadde şu anda kullanılır vaziyette. Burası ilçenin merkezi olduğu için yollar açık. Tabii bundan 35 gün önce buraya geldiğinizde bu yolların büyük bir bölümü kapalıydı. Biz bu caddeye girememiştik. Çünkü enkazlar yolu kapatmıştı. Evet, bir de şu tarafı gösterelim. Bakın depremin şiddetini gözler önüne seren noktalardan birisi burası. İşte binalar yıkılmış, tamamen kaldırmışlar enkazı. Şu anda az önce ifade ettiğim gibi bakın sokakların kapandığını söylemiştim. İşte o sokaklardan birisi henüz enkaz kaldırılmadığı için şu an itibariyle o sokağında kullanılamadığını gösteriyor. Elbette ki buradaki nöbetimizi devam ettiriyoruz. Hem deprem bölgesinde hem de depremzedelerin yanında yer alarak onların da sorunlarına dikkat çekmeye gayret sarf ediyoruz. Bugün de akşam saatlerinde burada yani Gölbaşı'nda 5000 depremzedeye iftar verecek Esenler Belediyesi. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da burada olacak. Hem depremzedelerle sohbet edecek hem de onların sorunlarını bir kez daha yerinde dinleyecek ve akşamında da iftarı yani Ramazan ilk orucunu burada depremzedelerle beraber açmış olacak. Yerim ve söz tekrar stüdyoya bırakalım.